meden önce. Önce gürültüsü geldi. Doğru. Kor General. Ve hani diyordu ki bu birinci çemberde Trump kabinesinin en tesirli ismi olacak. Doğru. Ne olacak? Ulusal Güvenlik Danışmanı, Savunma Bakanı neyse bilmiyoruz artık ama diyordu ki bu önümüzdeki 5+5 10 dönem 10 sene boyunca 8 sene boyunca şey olacak. Tesirli bir konumda evet, olacak. Aynen öyle. Oldu da. Ama gitti. İşte 20 gün oldu. Şöyle, şimdi bu bir kere ilk önce şunu bir kere bir şaşırma duygumuzu bir kaybetmeyelim Ersoy. Bu görülmüş vaka değil. Görülmüş olay değil. Bir şu koltuk piyasındaydı yani. Ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pentagon'un da üzerindir, Savunma Bakanlığı'nın da üzerindedir, CIA'nin de üzerindedir. Amerika İstihbarat Camiası'nın hatta o sekreterliklerin daha üstü bir konu canım, değil mi bu? Adam Oval Ofis'te yanında oturuyor. Dahası var yani mı? Yani savunma sekreterinden daha üstü bir konu. Hani kapıyı vurar ki vurup giren adam. Ulusal Güvenlik Danışmanı. Şimdi bu. Bunu yapanı iyi anlamamız gerekiyor. Kim bunu yapan? Çünkü bunları söylediğiniz zaman yani insanlar biraz şaşırıyor. İlk defa şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bütün dünyada, Amerika'da, Avrupa'da ve Orta Doğu'da, Türkiye dahil ilk defa onlarca yıldır bizim yazıp çizdiğimiz bu işte müesses nizam, Amerikalıların yani batı deyimiyle establishment, işte gladio, şu bu filan ilk güzel. Defa çok iyi söyledin. İsim deşifre oluyor. İlk kez oluyor bu. İlk kez ortaya çıkıyorlar. Çünkü her o hal ki Amerika ile Rusya arasındaki meselenin çözülmesi istenmiyor. Burada bambaşka bir şey var. NATO'nun içindeki yerleşik nizam da deşifre olmuş durumda. Yani düşün, NATO generallerinin büyük kısmı Amerikan generalidir ve şeye hizmet ettiler. 15 Temmuz'da. Ya dahasını söyleyeyim. Bizde en deşifre olmuş hali. Hatta şöyle konuşmaları yıllar öncesinden ya bütün dünyada İtalya'da gladio deşifre oldu. Niye bizde kimse çıkmıyor? Ne çıkması ya? Şimdi ilk defa 10 bin hapisteler. Bak bunların hepsi aynı adamlar. Aynı adamlar. Ve bunlar 2007-2008 sürecinde bir şaşırtmacı yapıp kendilerini yerleştirip tabii başka bir öyle. Grubu tasfiye ettiler aynen aslında. Öyle. Ama böyle o zamanlar bize Di Pietro falan örneği veriyorlardı. Çok güzel. Tıpkı işte NATO Gladio artıklarını temizliyor. Biz de öyle temizliyoruz. Çok güzel. Diye numara yapıyorlardı. Çok güzel. Çok, yani daha diyecek bir şey yok. Şimdi bütün bunu gördüğümüzde bir, bu iş tehlikeli bir iş bak. Yani Amerika açısından. Amerika yaşanmamış olaylara sahne olabilir. Bu mesela yine tanıdık bir isim. David Petraeus'un ismi geçiyor bu adamın yerine. Bu adamın nasıl gittiğini bir anımsayalım. Bu adam kocaman 4 yıldız generaldi. Nasıl harcadılar? Bir kadınla ilişkisi yüzünden gitti adam. Normalde sistemler bu tür şeylerden adam harcamazlar. Bu tür şeylerden adam harcanıyorsa başka dert var. Snowden meselesi. Hatırlatalım. Snowden meselesi şuydu. Şu anda Rusya'da. Onu da ama en son şey hediye. Obama affetti diye. Hadi etsen şey affetsen ne olur, etmesen ne olur. Onu yani bak söyleyeyim. Adı da havada öldürürler. Bak. Adını da değişmiş. Edward Lee galiba şu anda. Ortaya çıkardığı şey şuydu. Biz onları unuttuk hep. Amerikan vatandaşları dahil dünyadaki bütün gerekli kişilerin iletişimlerini, telefon demiyorum bak, iletişimlerini dinleme kararı var ortada. Bunu uyguladı diyor ve belgeleriyle gösteriyor. Amerika bunu yaptı diyor. Yaptı o zaman diyorsun ki peki imza devlet başkanlarıyla kimin? Falan. Güzel. İmza kimin? Merkel'i de dinlediler. Bizi de dinlediler. İmza kimin kardeşim bu? Bu çünkü illegal Amerikan kanunlarına göre. Hele hele Amerikan vatan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerler, Merkel'i dinlerler, ama Amerikan vatandaşını dinleyemezler. Bunun altındaki imza kim? O imza Obama'ya ait. Yani gelirken dünyanın en demokratik, insan haklarına en saygılı, efendim sahip bütün konularda biliyorsun, change, değişim, dünyayı değiştireceğim diyen adam meğerse akla gelebilecek faşizan yöntemlerin, gayri demokratik yöntemlerin en babasına Amerika açısından da dünya imza atmış biri. Şimdi bu adam dönerse bu zincir de bozulacak. Trump'a gösterilen kartlar onlar. Ne dedi? Röportajda gazeteci yüzüne karşı başkanın siz böyle diyorsunuz ama Rusya dedi. Katildi. Putin katildir dedi. Ve Trump da dedi ki bizim de katillerimiz var. Kim o katiller? NATO generalleri, FETÖ, Amerika'daki
işte şeye karşı direnen sistem, müesses nizam. Nasıl tarif? Efendim müesses nizam söylüyorsunuz biz anlamıyoruz ne olduğunu. Ne olduğu değil ya, tarif belli. Savunma Bakanlığı içinde dokunulmaz bir bölüm. Amerikan İstihbarat Camisi, 10 tane istihbarat örgütü var. Bunların içinde dokunulmaz bir bölüm. Beyaz Saray ve Dışişleri içinde dokunulmaz ama hepsinin arasında bir network, şebeke, iletişim bulunan dokunulmazlar grubu. Ya sadece 15 Temmuz grubu. Sadece 15 Temmuz bile bitti. Aslında çok bu, bunu anlatmaya yeter. Yeter, yani. Evet. Bu hat böyle bir hattır. Çok ilginç bir döneme geçiyoruz. Yani burada bize geçen gün şey demiş, yani Twitter'dan falan saydıran bir FETÖ trolü ekip var. Hani darbeyi CIA yaptı deyip duruyordunuz. İşte CIA'nin başkanı Pompeo Türkiye'deydi söyleseydiniz ya. O değil ki o. De ki söyledik. Velev ki söyledik ne olacak? Zaten evet. Velev ki söyledik. Söylenmediğinin garantisi de yok ayrıca. Söylenmediğinin garantisi de yok. Yani. Önüne o ben bir şey söyleyeyim daha yeni. Hani rahat rahat akşam gazetesinin haberiydi ben hatırlıyorum. Dediler FETÖ ki dosyası. Kimin Oval of Bank? Oval Office. Evet doğru. 50 kere söyledi. Efendim biz Amerika'ya gönderdik Adalet Bakanlığı'na. Öyle değil. Öyle değil. Trump'ın önüne konu. Ve aynı gün oldu bu olay. Bak Flynn meselesiyle aynı gün. Anlatabiliyor muyum? Yani o şu demek. Başkanın önüne konacak demek. Efendim ne farkı var? Ha Amerika'ya gönder. Şu anlama geliyor. Özel bir madde var. Bir devlet başkanlarına suikast. Evet. O maddeden yakaladın mı adamın iflahını keserler. Hani öyle bize şeyi de gerek yok. Tansiyonu var. Ceket üzerinden ölçülüyor falan. Bizi yani yok. Amerikan teknolojisi kuvvetlidir. Ölçüyor demek ki tansiyonu. Problem yok. Ceket meket fark etmiyor. Bizi yani yok. Yani tansiyonu olduğunu biliyoruz kardeşim. Kendisi söylüyor zaten. Tamam. Bitti. İletişimini kese, boğsa yeter. Hep bak, istiyorsa. Açıkla. Bunlar Amerikan istihbarat sisteminin açıkları ve bunları yamamaya çalışıyorlar. Nasıl? Başkanı tehdit ederek. Açığı varsa başkanın. Trump'ın açığı yok. Olsa perişan eder. Hayır şöyle. Ya, Trump'ın niye açığı yok? Trump çünkü çok şeffaf, evet çok şeffaf bir biçimde. Evet ne var falan ben diyor. Ben oydum diyor. Evet. Yani mesela dediler ki efendim Rusya'ya gitti. Rusya'da revir mevi. Otelde tamam, efendim evet. Şey sonra? Yapmış. Çapkınlık yapmış. Trump diyor ki benim bütün hayatım o diyor. Benim bütün hayatım o. Trump, yani. Trump orada çizgiyi evet sonra dediği anda onu sıkacak bir şey kalmıyor geriye yani. Aynen. Bill Clinton'da hatırlamak lazım. Bill Clinton Amerikan kamuoyunda. Vallahi o konulara hiç girme Ersoy. Girmeyeyim de hayır şöyle tek cümle. İnkar ettiği için eleştirilmişti. Yalandan bravo. Ha, yalandan onun tabii, canını okudular. Yoksa yaptığı için yaptığı değil. Yaptığı için değil. Sonra yaptığını kabul ettikten sonra her şey normale döndü biliyorsunuz yani. Aynen öyle. Peki.